Bismillahirrahmanirrahim. Allah'la beraber olan daima kazançtadır. Her daim onun her yaptığı şeyler ona fayda olur. İslam'ın emirlerini yerine getiren insan hem maddi hem manevi faydası olur onların. İşte bu mübarek günlerdeyiz. Bugün 9 Muharrem Tasua diyor. Yarın Aşura 10 demek. Bugünkü yarın yapılacak şeyler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize tavsiye ettikleri bugün yıkanan inşallah ciddi bir hastalık geçirmez o sene. Gözlerine sürmek koyan o da göz ağrısı olmaz. Ailesine, fakir fukaraya hayır hasanat yapan onun da bereketi olur o sene. Onun için bu dünya için oluyor, hem ahiret için, hem maddi hem manevi faydası oluyor bu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emirlerini yerine getirince hem vücuduna sıhhat oluyor, hem ruhuna kuvvet oluyor. Daha başka şeyler de var. Onlar da orucu tabi 9-10 ya da 10-11 tutulan oruç o da büyük bir şifadır, kuvvettir inşallah. Bir de şey var, yapılacak 4 rekat namaz var. O 4 namazda her rekatta 11 ihlas. Bu da Aşura namazı diye onu da kılarsak onun da bereketi üzerimize olur. Tesbihatlarını, ihlaslar, ne gibi şey yaparsak o gün mübarek bir gündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işaret ettiği gün, bu gün mübarek diye onun faydası, bereketi üzerimize olur inşallah. Başka yapılacak şeyler varsa onu da yapabilirsen yap. Hayır için elinden geldiğince hayır yap kendine, ahiretine, hem ahiretine hem dünyadaki bu zamanın fitneleri, musibetlerinden korunmak için onlar bize lazımdır. Ne kadar daha fazla ibadet, ne kadar daha fazla hayır hasanat yaparsan o kadar sana faydası olur. Yani bu her zamanda yaşadığımız için daha da fazla sevabı var o yapılan ibadetlerin, hayır hasanatların çok daha fazla faydası oluyor. Bize en çok lazım olan bu zamanın fitne zamanındaki korunmak için ancak bunlarla korunuruz. Başka türlü bir şey olmaz. Allah Azze ve Celle korusa seni ancak korunursun. Kendin ne yaparsan Allah Azze ve Celle sana koruma vermedikten sonra korunamazsın. Onun için bu fırsattır. Yarın, bugün de, yarın da her zaman ama bugünler daha faziletli, daha kuvvetli maddi hem manevi olarak Allah mübarek eylesin hepimize. Allah nice senet işlesin. İnşallah Mehdi Aleyhisselam'ın İslam'ın zaferiyle yetişelim inşallah seneye. Ve minallah tevfik el-Fatiha.